Batı Avustralya'nın muhteşem sahilleri son zamanlarda ölümcül bir yırtıcının saldırısı altında. İki gün üst üste yüzmek isteyenler sudan çıkmak zorunda kaldı. Halk kuşatmaya alındı. Sahiller kapanırken turizm de zarar gördü. Kıyıya vurmuş insanlar bulundu. Avustralya'nın en büyük eyaleti dünyanın en ölümcül köpek balığı saldırısı bölgesi haline gelmiş durumda. Halk arasında kesinlikle büyük bir endişe var. Büyük beyaz köpek balığı. Çok vahşi bir yaratık. Sadece 10 ayda 5 ölümden sorumlu. İki insan tamamen yenmiş durumdaydı. İki tanesinin vücutlarının yarısı gitmiş ve beşinci de feci şekilde hırpalanmıştı. Şimdi olanları en yakından görenleri dinleyeceğiz. Suda devasa bir köpek balığı gölgesi gördüm. Ve de kan gördüm. Bazıları kaybetmiş. Bu ailenizin başına asla gelmeyeceğini düşündüğünüz şeylerden biri. Bazıları ise kurtulacak kadar şanslıydı. Aman Tanrım! Öldüğümü düşündüm. Bu korkunç olayların neden yaşandığını öğreneceğiz. Bir şeylerin değiştiği çok açık. Köpek balıkları ile ilgili çok az şey bilmiyor. Sorun da bu. Bu dev bir köpek balığı. Ve de ilk defa... Köpek balıkları ile birlikte yaşamamız gerek. Benzersiz bir köpek balığı araştırma ekibi... olağanüstü bir köpek balığı saldırı teknolojisini ortaya çıkarıyor. Yakında satışa çıkabilecek bir ürünümüz olacak. Bu denize giriş şeklimizi değiştirecek. Hem de sonsuza kadar. Burası Avustralya'nın en ölümcül köpek balığı sahili. Batı Avustralya sahili 12 bin kilometreden daha uzundur. Ve dünyadaki en güzel plajlardan bazılarına da ev sahipliği yapar. Ama son zamanlarda dünyanın en tehlikeli plajlarından biri haline geldi. Batı Avustralya'da 1925'te Katuslu'da yaşanan saldırıyla 2000 senesinde Kuzey Katuslu'da Ken Crow'un başına gelen saldırı arasında ana kent bölgesinde 75 yıllık sakin bir periyot yaşadık. Ama saldırılar son senelerde arttı. 2005'ten beri 10 tane saldırı oldu ve 12 aydan kısa sürede 5 tane saldırı gördük. Bu görülmemiş sıklıktaki ölümcül köpek balığı saldırıları, Batı Avustralya'da büyük bir korku dalgasını tetikledi. Bunlar birçok insanın hayatında derin izler bıraktı. Özellikle de bu korkunç olayları gören şanssız görgü tanıkları üzerinde. Arabayı şuraya çekip bırakacağım. 22 yaşındaki sörfçü Matt Holmes, Wedge Adası denen popüler bir sörf noktasına gelmek için arkadaşıyla Perth'ten kuzeye doğru 2 saatlik bir yolculuk yapmıştı. Çok heyecanlıydık. Jet ski'yi olabildiğince hızlı şekilde suya indirmek istiyorduk. Hepsi Batı Avustralya kıyılarında uzun yıllar boyunca sörf yapmıştı. Ama bu üç genci birazdan olacaklara hazırlayacak hiçbir şey olamazdı. Su çok güvenli görünüyordu. Mükemmel bir gün olduğunu düşünmüştüm. Jet skisini kullanan Matt, arkadaşını büyük dalgalardan çekerek sırayla sörf yapabilecekleri bir noktaya götürdü. Sanırım 1,5 saattir sudaydı. Yaklaşık 100 metre uzakta olan iki adama doğru gidiyorduk. Nathan'a dönmesini işaret ettim. O sırada da arkama baktığımda birinin köpek balığı saldırısına uğradığını görmüştüm. Matt, 5 metrelik bir büyük beyaz köpek balığının dalgalar arasında bir torpido gibi ilerleyişini korku içinde izliyordu. Köpek balığı ona çarptı. Sonra da suyun içine çekti. Her tarafa su sıçrıyordu ve 5-10 saniye içinde her taraf bir anda kırmızı bir renge büründü. Yani her yer kan olmuştu. Matt hızlıca arkadaşını karaya götürdü. Dostuma yardım edin. Adamın arkadaşı bana bağırıyordu. O benim arkadaşım diyordu. Jet ski'ye atlayıp bütün hızımla dalgaların üzerinden geçtiğimi hatırlıyorum. O adama yaklaşırken bir dalgaya çarptım ve havaya fırladım. Sonra havadayken aşağıya baktım ve devasa bir köpek balığı gölgesiyle her yerde kan olduğunu gördüm. Adamı sudan çıkarmak istemiştim.
Ona ulaşmaya öyle odaklanmıştım ki Jessica'nın yanından eğilirken alete dönüyordu. Ve sonra bir kuyruk sesi duydum. Arkama bakınca köpek balığının hemen arkamda olduğunu, beni takip ettiğini gördüm. Jet Ski'ye hafifçe çarptı. Ve şimdi aman tanrım suya düşüyorum diye düşündüm. Büyük Beyaz daha sonra üstün bir yırtıcının davranışlarını sergilemeye başladı. Köpek balığı yavaşça beni takip ediyordu. Gözü üzerimdeydi. Beni adamdan uzak tutuyordu. Benimle adam arasına girmişti ve o yüzden daha fazla yaklaşamıyordum. İnsanları ısırıp bıraktıklarını söylerler ama bu köpek balığı kararlıydı. Beni ondan uzak tutmaya çalışıyordu. O adamı istiyordu. Matt kendi hayatını riske atıyor olsa da çabaları boşa gitmişti. Ona yaklaşınca köpek balığı adamın geri kalanını aldı ve suyun içine çekti. O gün sahilde olan hiç kimse kısa bir süre içinde Ben Linda'nın hayatına mal olan bu trajik olayın gerçekleşmesini beklemiyordu. 24 yaşındaydı ve cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Görgü tanıkları köpek balığının en az 4-5 metre boyunda olduğunu ve tek bir ısırıkla genç adamı ikiye böldüğünü söylüyor. Ben 10 aydan kısa bir süre içinde 5. köpek balığı kurbanı olmuştu. Ve Batı Avustralya dünyanın en ölümcül köpek balığı sahili gibi istenmeyen bir şöhret edinmişti. Köpek balığı görüldükten sonra dün birkaç tane plaj kapatıldı. 2 gün üst üste yüzmek isteyenler sudan çıkmak zorunda kaldı. Saldırıların çoğaldığına şüphe yok ve herkes bunun nedenini merak ediyor. Medyadaki köpek balığı haberleri bir çılgınlık boyutuna ulaşırken... Katil bir köpek balığı Batı Avustralya'nın güneybatı sahilinde dolaşıyor. Yetkililer bunun nedenini öğrenmek için büyük çaplı bir araştırma ekibi görevlendirdi. Hükümet 5 ölümün yaşandığı bir duruma tepki vermek zorundaydı. Bu sıra dışı bir durumdu ve bir şeylerin değiştiği çok açıktı. Köpek balığı sayısı artmış mı ve bu bir tehdit oluşturuyor mu? Buna dair bilimsel ve diğer kanıtları görmeye ihtiyacım vardı. Son 5 ölümcül saldırıyı inceleyen araştırmacılar tek bir şüpheli bulmuştu. Dünyanın en vahşi yırtıcısı olarak görülen büyük beyaz köpek balığı. Bu kişi sebebini son 15 yıldır koruma altında olmasına bağlamıştı. Büyük Beyaz Avustralya'da 1997'den beri korunuyor ve aynı süre içinde Batı Avustralya'da da koruma altındalar. Teorilerden biri bu koruma nedeniyle sayılarının çok artmış olduğu. Peki köpek balıklarını Batı Avustralya kıyılarına çeken şey neydi? Açıkçası bu soruya cevap vermek çok zor. Bence yılın bazı zamanlarında Batı Avustralya sahillerinde daha sık görülüyorlar. Diğer zamanlarda ise buradan ayrılıp başka bölgelere gidiyorlar. Teorilerden biri kıyı boyunca balina ve deniz aslanı sayısının artmış olması. Diğerleri ise balık stoklarındaki azalışın köpek balıklarının yiyecek aramak için sahile yaklaşması olarak gösteriliyor. Burada her zaman köpek balıkları vardı ama son birkaç yılda durum daha farklı. Kerevit teknelerini takip ediyorlar. Kafesleri çekerken her gün muhtemelen aynı köpek balıkları teknelerin peşine takılıyor. Çünkü balıkçılar eski yemleri denize atıyor. Ayrıca bu yemler ufak balıkları da kendine çeker. Yani köpek balıkları için kolay bir beslenme fırsatı oluyor. Bilim insanları okyanus sıcaklıklarındaki belirgin artışın daha serin sular arayan köpek balıklarını kıyılara çekmiş olabileceğine de inanıyor. Büyük beyazlar soğuk sularda daha yaygındır. Ama bu belli sıcaklık düzenlerinden çıkıp çok fazla mesafelerde kat edebiliyorlar. Balıkçılık Bakanlığı, büyük beyazların hareket yollarını araştırmak için geniş bir köpek balığı izleme programı başlattı. Doğaları gereği büyük beyazları araştırmak son derece zor. Şu anda yürüttüğümüz çalışmanın büyük beyaz köpek balıklarının Batı Avustralya sınırını nasıl kullandıklarına ve bunun geçen sene yaşanan saldırıların sıklığına nasıl bir etkisi olduğuna dair kesin cevaplar vermesi muhtemelen yıllar alacak. Eğer bilim insanları dürüst olsaydı aslında bize sadece tek bir kelime söylerlerdi. Bilmiyoruz. Köpek balıklarıyla ilgili çok az şey biliyoruz ve sorun da bu. J.
Cevap bulabilmek için araştırmalar devam ederken dünyanın dikkati de Batı Avustralya'nın güney kıyılarına çevrildi. 33 yaşındaki Peter Kerman dalış yaparken saldırıya uğradı ve ne yazık ki kurtarılamadı. Mersin güneyindeki bu rüzgarlı sahilde Sharon Burden tek başına ağlıyor. Oğlu Kyle, katil bir köpek balığı tarafından burada öldürülmüştü. Busselton'daki bu dalgıçlık mağazasında rezervasyonlar köpek balığı saldırıları nedeniyle %80 azalmıştı. Kısa sürede çok fazla saldırı yaşansa da işimizi her zaman olduğu gibi yürütmek için elimizden gelen şeyi yapıyoruz. 19 yıldır bu bölgede dalış yapan Alicia'nın güney sahilinde neden daha fazla büyük beyaz göründüğüne dair kendi fikirleri var. Bu kadar kısa sürede neden böyle çok köpek balığı saldırısı gördüğümüze dair çeşitli teoriler var. Bunlardan biri de şu. Naturaliste burnuna uzun süre önceden yerleştirilmiş büyük bir dişinin olması. Ve bu dişi de eş arayan erkekleri buraya çekiyor. Bu iki çocuk babası 31 yaşındaki Nick Edwards'ın ölümünden sorumlu olan köpek balığı olabilir mi acaba? O sabah işe gitmek için hazırlanıyordum ve Nick de genelde sabah sörfü için Greystown'a giderdi. Hadi seni baban için hazırlayalım. Nathan okuldaydı ve Lucy de babasının gelmesi için bekliyordu. Çünkü ben işe gidince onunla babası ilgilenirdi. O sabah babası gelmedi. Aklıma hemen birkaç dalga yakalamak için sahilde kaldığı fikri geldi. Biraz geç kalacağını düşünmüştüm. Kısa mesafedeki Greystown, orada sörf yapan Rob Elder, arkadaşı dalgaların üzerinde ilerlerken balkondan onu izliyordu. Aslında Rob da Nick'e katılacaktı ama kaderin cilvesiyle evde kalmıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca onu izledim. Sonra dalış elbisemi giymek için dürbünümü bıraktım. Rob'un dürbününü bıraktığı o birkaç saniyede suda ani ve vahşi bir saldırı gerçekleşti. Tekrar dürbünümü aldım ve sörf tahtasının yarısının suya batıp çıktığını gördüm. Sert bir dalga yüzünden sörf tahtası kırılmıştır diye düşünüyordum ki böyle şeyleri burada daha önce de görmüştük ve arkadaşım mutlaka suyun üzerine çıkmalıydı. Birkaç dalgadan sonra yüzeye çıkmadı. O anda ters giden bir şeyler olduğunu anladım. Can kurtaranları aradıktan sonra ben de bisikletime atladım. Yolda giderken geriye doğru koşup... Köpek balığı! Orada bir köpek balığı var! Köpek balığı! Köpek balığı diye bağıran birini gördüm. Sonunda aşağıya vardığımda arkadaşım Craig oradaydı ve beline kadar suya girmişti. Telaşlı bir şekilde bana el sallıyordu. Hemen onun yanına koştum ve onun birini tuttuğunu gördüm. Bir sörfçü olduğu belliydi. Kıyafetinden anlamıştım. Onu sudan çıkarmaya uğraşıyordu ama buradaki kayalar çok zorludur. Bu yüzden ona yardım ettim. İkimiz onu çıkardık. O anda bir köpek balığı saldırısına uğradığını fark etmiştim. Ama karmaşa sırasında Rob kurbanın kim olduğunu tanıyamamıştı. Ve hayatındaki en büyük şoku yaşamak üzereydi. Onu sudan çıkardığımızda bilinci yerinde değildi. Bacağının üst kısmında ve sağ bacağının baldırında ciddi kesikler vardı. Kurbanın yaralarını incelerken Rob Elder şok içinde onun sörfçü arkadaşı Nick olduğunu fark etmişti. Buraya baskı yap. Sörfteki ipi alıp bacağının üst kısmına bağlayıp turnike yaptım ve sonra kalp masajıyla suni teneffüse başladım. Sörfçü arkadaşları Nick'i sağlık ekipleri gelene kadar hayata döndürmeye çalışıyorlardı. Hadi Nick. Tadı güzel mi canım? Bu arada Nick'in eşi Melissa evdeyken olan bitenden tamamen habersizdi. O sırada çok endişelenmiştim ve hastaneyi aramaya başladım. Acaba hastaneye Nick Edwards isimli biri getirildi mi? Onun başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünüyordum. Belki eve gelmek için acele ederken yolda bir kaza geçirmişti. Hadi dostum. Sudan bilinçsiz halde çıkarıldıktan 20 dakika sonra Nick Edwards
sağlık görevlileri tarafından hemen Margaret River Bölge Hastanesi'ne götürüldü. O noktada Melissa son derece endişeliydi. Nick'in sörf yaptığı yerde bir köpek balığı saldırısı olduğuna dair haber duymuştu. Ailemi aradım ve bir saldırı yaşandığını, Nick için çok endişelendiğimi ve ona ulaşamadığımı söyledim. Bayan Edward. Evet. Sonra kapı çaldı. Gelenler polisti. Eşiniz bir kaza geçirdi. Bir kaza olduğunu söylediler ve o anda hemen hangi haberi vermeye geldiklerini anladım. Sudan çıkarıldığında kendinde olmayan saldırı kurbanı hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Melissa için kocasının ani ölümünü kabullenmek, köpek balıklarıyla ilgili düşündüklerini tekrar değerlendirmesine neden olmuştu. Sahile gelip insanları tehlikeye soktuklarında, eğer o bölgeden uzaklaştırılamıyorlarsa, bence yok edilmeleri gerçekten çok önemli. Biri bana köpek balıkları üzerinde Tanrı rolü oynamaya ne hakkımız var demişti. Ama insan hayatına değer biçemezsiniz. Ama köpek balıklarını avlama konusunda artan tartışmalar, çevrecileri yanlış mesajların yayılacağı konusunda endişelendiriyor. Büyük beyazlar denizlerimizdeki en üstün yırtıcılar ve onların ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. Eğer ekosistemdeki üstün yırtıcıyı yok ederseniz, diğer ufak yırtıcılar çoğalır ve bütün ekosistemin dengesi bozulur. Bu yüzden insanların balık yemeyi, dalıştan keyif almasını, denizde yapmayı sevdikleri şeyleri sürdürmek istiyorsak, köpek balıklarını korumamız gerek. Büyük beyazların bu dengeyi korumakta çok kritik olduğunu anlamaları gerek. Perth'te her gün köpek balığı görülmesi çoğu plajın kapanmasına neden olmuş. Ama artan köpek balığı tehdidine rağmen hala suya girmekten çekinmeyen birkaç cesur insan var. Teknemize hoş geldiniz. Ben kaptanınız Mark. Bugün dalgıçlar Rottnest Adası'nın kuzey ucuna gidiyor. Burası Perth'ün biraz açığındaki turistik bir bölge. Sence köpek balığı görecek miyiz? Umarım. Korkularına rağmen sadece 12 ay önce korkunç bir köpek balığı saldırısına sahne olan noktada dalış yapmak üzereler. Ekim ayı 2011. 32 yaşındaki Amerikalı dalgıç Tom Wainwright burada kaderiyle yüz yüze geldi. Köpek balığı saldırısına uğrayan herkes şanssızdır. Tom Wainwright ise özellikle şanssızdı. Rottnest'ta insanların oraya gittiği yaklaşık 100 yıl boyunca hiç saldırı yaşanmamıştı. Çavuş Pete Behan o gün görevdeydi ve saldırının yaşandığı andaki koşulları araştırması için çağrıldı. Tom ve iki arkadaşı Ellison'la Justin, Rottnest'in kuzeyinde dalış yapmaya karar vermişti. Hepsi belgeli dalgıçlardı. Ama yanında iki arkadaşı olmasına rağmen Tom yalnız dalmaya karar vermişti. Bu kaderini belirleyen bir karar oldu. Tom suya girdikten sonra 4 metrelik büyük bir beyaz köpek balığının saldırısına uğradı. Justin ve Ellison suyun üzerinde bir hareket fark etmişti. Yukarıya bir sürü hava kabarcığı çıkıyordu. Hava kabarcıklarıyla beraber yukarı büyük miktarda kan da çıkmıştı. Justin ve Ellison arkadaşlarının büyük tehlikede olduğunu fark etti. Tom'un olduğu yere gittiler ve onu tekneye çıkarmaya başardılar. Sol tarafında büyük bir yara olduğunu fark etmişlerdi. Sol kolu kopmuştu. Omuz başında yuvarlak bir ısırık vardı ve o kısımda gitmişti. Göğsünden aşağıya ta sol kalçasına kadar. Vücudunun yarım ay biçimli bir parçası kopmuştu. Çok vahşi ve sert bir ısırıktı. Çok kötü görünüyordu. Köpek balığı avcıları saldırıdan sorumlu olduğu düşünülen büyük beyazın peşinde. Tom Wainwright, Perth bölgesinde iki haftadan kısa bir süre içinde köpek balıklarına kurban giden ikinci kişiydi. İlki ise sahil kasabası Cotesloe'da kaybolan bir yüzücüydü. 2 günlük aramadan sonra Brian Martin'e dair bulunan tek şey mayosu oldu. Dedikodulara göre bunun sorumlusu yoldan çıkmış köpek balığı olabilirdi.
ve Köpek Balığı isimli kitabın yazarı Hugh Edwards bunun muhtemel olabileceğini düşünüyor. Bu köpek balığının yaşlı ve doğal avlar yakalamakta zorlanan bir hayvan olma ihtimali var ya da insanları yakalamanın ne kadar kolay olduğunu görmüştür. Sorun şu ki bir saldırıya hangi köpek balığının karıştığını gösterecek doğrudan deliller bulmak çok zor. Ama köpek balığının boyu, yerler, saldırılar arasındaki zaman periyotları gibi dolaylı kanıtlara göre buradaki bütün saldırılara aynı köpek balığının neden olduğu çok büyük bir ihtimal sayılmaz. Seri katil olsun ya da olmasın, Batı Avustralya hükümeti yakın tehlike oluşturan bütün köpek balıklarının öldürülmesine izin verdi. Eğer bir köpek balığı popüler bir turistik noktada kalırsa, orada kalmaya devam ederse beslenmek zorundadır. Bu acı bir gerçek. Yani bir tehlike söz konusudur. İlacı kullanan insanları koruma sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Özellikle de aileler ve küçük çocukları. Bu ölümcül avcı artık av haline gelmişti. Batı Avustralya'da ilk defa köpek balığını öldürmek için yemli oltalar kullanılıyor. En büyük sorunlardan biri yakın tehdidin ne olduğunu bulmaktı. Bir köpek balığı görüldükten sonra insanlar sudan çıkarıldığında artık ortada muhtemel bir yakın tehdit kalmamış demektir. Bu oldukça elverişsiz bir politika gibi görünse de insanların üzerindeki etkisi onları güvenceye almadan kurtulmaya çalıştığımız korkuyu arttırmak oluyor. Köpek balıklarını öldürmeye alternatif olarak hükümet insanların suda kendilerini nasıl daha güvende hissedeceğini araştırmak için Batı Avustralya Üniversitesi'ndeki köpek balığı uzmanlarından özel bir ekip oluşturdu. Burada iki tane büyük beyaz beyni var. Köpek balığı duyularının biyolojisi hakkında dünya çapında bir uzman olan Profesör Sean Collin, köpek balığı davranışlarını anlamak için yıllarını harcamış uzmanlardan oluşan bir ekibe liderlik yapıyor. Büyük beyaz köpek balığı Cartilaginus ailesine mensuptur ve dünyanın en büyük yırtıcılarından biridir. Yaklaşık 400 milyon yıldır dünya üzerinde ve son derece hassas bir avcı olmak için birçok duyu geliştirmiştir. Ekibin köpek balıklarının duyuları ile ilgili yaptığı araştırmalar, yeni köpek balığı kaçırıcılarının gelişmesini sağlamış ve şimdi bunu sahada denemeye hazırlanıyorlar. İlk defa bütün laboratuvarlarını toplayıp bu ölümcül yırtıcıların bölgesine götürüyorlar. Bu çok büyük bir iş. Ama halkın güzel denizlerimize girmek için güvenlerini tazeleyebileceğimiz harika bir fırsat olduğuna inanıyorum. Ekip kuzeye yapacakları 1100 kilometrelik yolculuklarına başlarken sonuç alacaklarına dair oldukça da umutlular. Laboratuvarda bir şey geliştirirken ne kadar iyi olursa olsun gerçek köpek balıklarına test yapmamız gerekir. Çünkü bunun çalışıp çalışmadığını bize ancak bunlar gösterebilir. Batı Avustralya Üniversitesi'nden köpek balığı uzmanları, insanların suda kendilerini daha güvende hissetmesini sağlamak için yapılan bir köpek balığı kaçırıcısını test etmek üzere. İşte böyle. Issız bir plajda ekip dünyanın dört bir yanında kullanılsa da oldukça tartışmalı bir yöntem olan köpek balığı ağlarına karşı ekolojik bir alternatif denemek üzere. Ağlar köpek balıklarını uzak tutmak için uzun yıllardır kullanılıyor. Ama artık bunun etkili olmadığına dair birçok delil var. Ve köpek balıklarıyla beraber diğer deniz canlıları da bu ağlar yüzünden ölüyor. Alternatifse baloncuk perdesi ya da baloncuk ağı. Bu aslında köpek balığının duyma duyusunun yanında yanal algılama kanalını da etkilemesi için tasarlanmış basit bir baloncuk duvarıdır. Yanal algılama kanalı bütün köpek balıklarının yan tarafında bulunur ve kafaya kadar uzanır. Hayvanların gezinirken sebep olduğu en ufak su hareketini bile tespit eder. Araştırmalar köpek balıklarının baloncukların yarattığı müdahaleden çekindiğini gösterdi. Bu teori, sahada yapılan birkaç günlük testlerden sonra tamamen güçleniyor. Test bölgesinin içinde kaldığını çok net görebiliyoruz. Köpek balıkları baloncukların olmadığı alana girerken, inanılmaz şekilde baloncuk ağının olduğu bölgeye asla girmiyor. Laboratuvarda geliştirdiğimiz bir şeyi sahada test ettik ve kesinlikle büyük bir başarı ortaya çıktı diyebilirim. Ekip baloncuk perdelerinin bir gün bütün dünyada köpek balığı ağlarına çevreci bir alternatif olacağı konusunda umutlular.
Tamam, kalkabilirsiniz. Perth'te köpek balığı devriyeleri artan köpek balığı faaliyetleriyle mücadeleyi güçlendiriyor. 4 metrelik büyük bir beyaz köpek balığı. Polis teknesinin yarısı büyüklüğünde. Köpek balığı nerede? Burada kurtarma helikopteri, ölümcül yırtıcıyı bir grup çocuğun tehlikeli biçimde yakınlarında gezerken tespit ediyor. Yüzlerce genç sudan çıkmak zorunda kaldı. Canavar görüldüğünde bir can kurtaran yarışmasında mücadele ediyorlardı. Bu arada Batı Avustralya açıklarında Balıkçılık Bakanlığı köpek balığı izleme programı ilginç bilgiler elde ediyor. Şu ana kadar Perth sahilinde 16 köpek balığı izledik. Hepsi buradayken çok farklı davranışlar sergiledi. Bazıları geçip gidip burada çok az zaman harcarken, diğerleri burada daha uzun sürelerde kaldı. İzlenme programı, işaretlenmiş köpek balıkları yoğun nüfuslu bölgelere geldiğinde sosyal medyaya köpek balığı alarmı gönderebilecek yeni uydu vericileri de içeriyor. Bayraklar yerine çekilene kadar suya girmeyin. Alarm yeni sustu. Ama plajdakiler için en büyük tehdidi işaretlenmemiş köpek balıkları oluşturduğundan iş buradaki can kurtaranlara kalıyor. Sörkan, burası Sorrento devriyesi. Gönüllü can kurtaran Bernie Williams, okyanusta ne kadar savunmasız olduğumuzu yaşayarak öğrenmiş. Bir grup arkadaş dalış yapmaya karar verdik. Muhtemelen 30 sene önceydi ve o zamandan beri keyif alarak yaptığım bir şeydi. Yani yakın zamana kadar. Birkaç yıl önce Bernie yine aynı arkadaşıyla beraber Perth açıklarındaki bir resife dalıyordu. Resif boyunca ilerliyorduk. Bizim teknemizi demirlediğimiz yerin yakınına başka bir teknenin geldiğini duydum. Brian ve Jenny dalışa devam ederken ne olduğuna bakmak için yüzeye çıktım. Bizimkinin yakınlarında başka bir tekne görmediğim için yeniden daldım. O anda dalış arkadaşlarım Jenny ve Brian'ı görememiştim. Okyanus dibinde birden yalnız kalan Bernie, arkadaşlarını ararken maviliğin içinde en büyük kabusunu gördü. 4 metrelik bir büyük beyaz köpek balığı ona saldırıyordu. Yan tarafında bir darbe hissettim. Suyun içinde itiliyordum. Büyük siyah bir göz gördüm. Yüzümden 5 santim uzaktaydı. Kolum köpek balığının ağzındayken kafamda alarm zilleri çalıyordu. Dehşet verici dakikalardı. Bernie mucizevi bir şekilde kolunu koca çenelerden kurtarmayı başardı. Ve sığınacak bir yer bulmak için okyanusun zeminine indi. Sonra kolum çok acımaya başladı. Suda koluma bakamayacak kadar kirlenmeye başlamıştı. Biraz bakma fırsatı yakalayınca çok kötü bir kanamam olduğunu fark ettim. Bernie için durum daha kötü olamazdı. Ta ki büyük beyaz avını takip etmeyi sürdürene kadar. Köpek balığı daireler çiziyordu. Yanımda zıpkınım vardı. Bana doğru yaklaşırken zıpkınımla burnunu dürttüm. Sanırım orada bir yemeği olduğunu biliyordum. Resiflere sıkışmış köpek balığını izliyordum. O sırada omzuma birinin dokunduğunu fark ettim. Dalış arkadaşlarım gelmişti. Omzumdaki eli hisseder hissetmez köpek balığı da döndü ve ortadan kayboldu. Tehlike geçmiş gibiydi. Ama Bernie'nin sıkıntısı henüz bitmemişti. Dipten yüzeye yaptığım yolculuk aklınıza gelebilecek en korkunç yolculuktu diyebilirim. Çünkü bu köpek balıklarının hızını düşünürsek kolayca saldırıp bizi suyun içinde parçalara ayırabilirdi. Nihayet yüzeye ulaştılar. Ve yakınlardaki bir balıkçının da yardımıyla 3 dalgıç güvenli bir yere ulaşmayı başardı. Bernie kurtulduğu için çok şanslı olduğunun farkında. Hayatta kalmasını taşınabilir bir köpek balığı kovucuya bağlıyor. Arkadaşlarımdan biri olan Brian köpek balığı kalkanı denen bir şey giyiyordu. Ve bence bu muhtemelen köpek balığını kaçırdı. Çünkü hemen ortadan kaybolmuştu. Köpek balığı kalkanı teoride aletin 3 metre yakınındaki köpek balıklarını kaçıracak bir elektrik akımı vererek çalışıyor. Vay canına! Köpek balığı yüzeyde. Kocaman.
Şu anda köpek balığı kalkanı Batı Avustralya sahili açıklarındaki okyanus ekibi tarafından test ediliyor. Şimdi köpek balığı kalkanını buradaki aletin üzerine takıyoruz. Bilim insanları birkaç stereo kamera ekipmanını yemleyip kurdu. Şimdi tek yapmaları gereken beklemek. Büyük beyazlar üzerinde yapılan son köpek balığı kalkanı testleri, bunun hayvanın davranışları üzerinde açık bir etkisi olduğunu gösterse de, köpek balıkları kalkanın olduğu her durumda geri çekilmedi. Eğer zaman periyodu uzarsa, aletin aktif olmasına rağmen köpek balığı yine de yeme alıyor. Yani bu aletin olması gerektiği kadar etkili çalışıp çalışmadığı konusunda hala kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Bilim insanları kendi deneylerinin görüntülerini izlediklerinde... Darbeyi aldı. Evet, burnundan. Evet, burnundan. Sonuçlar köpek balıklarının alete belli bir süre içinde alıştığı teorisini güçlendiriyor. Evet, şimdi geri geliyor. Şimdi yapmamız gereken o köpek balıkları tekrar geldiğinde elektrik alanlarını nasıl değiştirebileceğimize dair fikirlere odaklanmak. Böylece elektrik aynı kaynaktan gelmeyecek ve farklı bir alan olacak. Böyle devam ederse alet uzun süre boyunca etkili bir kaçırıcı olarak iş görebilir. Risk altında olanlar sadece sörfçüler ya da yüzücüler değil. Su yüzeyinde ilerleyen sörf benzeri bütün araçlar köpek balığı saldırısı tehlikesi altındadır. Tıpkı Martin Kane'in arkadaşlarıyla beraber Perth'ün kuzeyindeki popüler bir plajda kano yaparken gördüğü gibi. Oraya güneş doğarken gidince ruhani bir deneyim yaşıyorsunuz. Güne başlamak için harika bir yol. Böyle bir günde Martin ve arkadaşları bir yunus sürüsüyle karşılaştı. Bu çok güzel ve sıradan bir durum olsa da yunuslar oldukça tuhaf davranıyordu. Ben ilerlerken sağ tarafımda 5 yunus vardı. Çok sıkı bir şekilde bir araya gelmişlerdi. Neredeyse su düzeyinde duruyor gibiydiler. Bir süre durduk. Martin de öyle. Ama birkaçımız biraz daha durduk çünkü bu çok ilgimizi çekmişti. Martin kürek çekerek grubu arkasında bırakıyordu. Ve o anda 3 metrelik bir büyük beyaz ona doğru yaklaşmaya başladı. Hem de saatte yaklaşık 45 kilometrelik bir hızla. Sonra büyük bir çarpışma sesi geldi. Bang! Kanoyu çeneleri arasına aldı ve 2-3 metre havaya kaldırdıktan sonra ben de öne doğru devrildim. Martin'in çığlığı yankılandı. Tek görebildiğim kanonun ters döndüğüydü ve etrafa sıçrayan sulardı. Martin nihayet su yüzüne çıktığında dünyanın en ölümcül avcısının saldırısına uğradığını fark etti. O hayvanın olağanüstü bir gücü vardı. Kuyruğu bu şekilde sağa sola sallanırken kafası da aynı yöne hareket ediyordu. Sudaki o uğultuyu duyabiliyordum. İnanılmazdı. Vahşi bir yaratık tamamen çıldırmış durumdaydı. Köpek balığı Martin'in kanosunda büyük bir delik açmıştı ve kıyıdan 150 metre uzakta bulunuyordu. Arkadaşlarına olan uzaklığı ise daha da fazlaydı. Kıyıya doğru yüzüyordum. Kendimi neredeyse çimentonun içinde gibi hissettim. Aklımdan sadece belki bacaklarımı koparır ve belki de beni ikiye böler düşünceleri geçiyordu. Büyük beyaz hemen arkasındayken Martin hayatını kurtarmak için durmadan yüzüyordu. O anda aklımdan geçen tek şey şuydu. Ben öldüm. Bacaklarımı koparacak ya da beni ikiye bölecekti. Neyse ki Martin'in şansına arkadaşları Kim ve Dale hemen yardıma gelmişti. Dale kanonun arkasına çık dedi. Ben de panikle tırmandım ve neredeyse onu da suya düşürüyordum. Dört adam da hala tehlikedeydi. Bu yüzden birbirlerine yakın durup hayatta kalmak için kürek çekmeye başladılar. Eğer köpek balığı herhangi bir yönden geri gelirse arkadaşlarım ona saldırabilecekti. Sahile gelene kadar geriye bakmadım. Sonra kanoma baktığımda köpek balığının onun etrafında bir zafer turu attığını gördüm. O anda "Tanrım, ucuz kurtuldum" diye düşündüm. Martin saldırıdan sonra denizli olan ilişkisini yeniden değerlendirmiş. Kendine güven açısından sahip olduğunuz şeyi değiştirdi.
Sabahları oraya gidip temiz havada derin nefes alarak yunuslara bakarken birden orada köpek balıkları var durumuna geldik. Neredeyse motoru çekip koparıyordu. Batı Avustralya'da köpek balığı gören çoğu kişi bunu kameraya almış. Hava iyi görünüyor, pek dalga yok. Ve hiçbiri serbest dalışçı Nathan Padmore'un Perth'e 4,5 saat uzaklıkta bir dalış gezisinde çektiği bu görüntüler kadar ürkütücü olamaz. Umarım etrafta birkaç balık olur. Evet, Nathan ve arkadaşı Dave suya girdiğinde etrafta birkaç tane balık vardı ama beklediklerinden daha farklı bir balıkla karşılaşmak üzerelerdi. Suya gireli birkaç dakika olmuştu. Sonra Dave'in bağırarak bana seslendiğini duydum. Sesinde kesinlikle başımızın dertte olduğunu gösteren bir şeyler vardı. Sonra o tarafa döndüm ve vay canına dedim. İki genç adam 4 metrelik bir büyük beyaz köpek balığıyla karşılaşmıştı. İnanılmazdı. Sudaki bir torpido gibiydi ve kesinlikle kocamandı. Doğruca ikimizin üzerine geldi ve yan tarafını bize doğru döndü. Ona vurmak için iyi bir fırsat bulmuştum ve yüzünün yan tarafına olabildiğince sert şekilde vurdum ve bu onun pek hoşuna gitmedi. İnanılmaz şekilde Nathan ve Dave teknelerine çıkmayı başardı. Aman tanrım! Onlardan birini her gün göremezsiniz ve tabii görmek de istemezsiniz. Evet, olağanüstü bir şeydi. Bu olayda gençler kendilerini koruyacak zıpkınları olduğu için şanslıydı. Ama çoğu durumda köpek balığıyla aranızdaki tek şey dalgıç elbisesidir. Ve Batı Avustralya sahil açıklarındaki bilim insanları dalgıç kıyafetlerini köpek balığı geçirmez yapmanın yolunu bulduklarına inanıyor. Dave, bunlar tasarladığımız dalgıç kıyafetleri. Yıllar süren araştırmalardan sonra yeni dalgıç kıyafet modellerini test etmek üzereler. Bunlar ünlü bir ürün geliştiriciyle beraber tasarlanmış. Biri dalgıç kıyafeti alırken en çok sorduğu soru şu oluyor. Köpek balıkları hangi rengi seviyor ve bir deniz aslanı gibi görünmek istemiyorum diyorlar. Bilime ve yapılan araştırmalara göre şimdi bu sorunun cevabını bildiğimizi düşünüyoruz. Sorunun cevabı Okyanus Enstitüsü'nün köpek balığı beyninin evrim üzerinde yaptığı ilginç çalışmadan geliyor. Burada Dr. Kara Yopak, çekiç başlı köpek balığıyla manta fatosunun beynini buradaki en ufak beyinle karşılaştırmış. İnanmayabilirsiniz ama bu büyük beyaz köpek balığının beyni boyuna oranla oldukça ufak. Fakat büyük beyazın beyniyle ilgili etkileyici olan şey görsel beyin merkezleri buradaki iki lob. Görsel verilerinin çoğu beyinde buraya geliyor. Bunun bize anlattığı şey şu. Büyük beyaz görme duyusunu çok fazla kullanan bir avcı ve görsel bir uzaklaştırıcı kullanmanın bu türde daha etkili olmasının çok daha muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Bu araştırma ekibini köpek balıklarının aslında renk kör olabileceği gibi büyük bir keşfe yönlendirmiş. Köpek balıklarının ne gösterebileceğini öğrendiğimizde köpek balıklarının çok iyi görebileceği ya da daha zor görebileceği şeyler tasarlamaya başlayabiliriz. Bu bilgiyle dalgıçlar için kamuflaj dalgıç kıyafetleri de dahil yeni modeller oluşturuluyor. Sörfçülerse sörf tahtalarının hemen altında zehirli deniz yılanı gibi görünen bu çizgili deseni kullanabilecek. İki yönlü bir strateji. Bir tanesi suda beni göremezsin, gizleniyorum. Diğeri ise beni görebilirsin ama yeme taktiği. Köpek balığı sizi algılasa da bir yemek olarak görmeyecektir. Bugün Okyanus ekibi kamuflaj tasarımını popüler olan siyah dalgıç kıyafetine karşı deneyecek. Her bir testte balık ve ton balığı yağı dolu kutulara bağlı stereo kamera ekipmanı olacak. Tamamdır. Bunlar bazı köpek balıklarının yemi yutması umuduyla okyanusun derinliklerine indiriliyor. Ağırlığa dikkat edin. Şimdi en büyük sorunun cevabını alma zamanı geldi. Köpek balığı geçirmez dalgıç kıyafeti tasarımı işe yarayacak mı? Hayır, bu bizim deneyimizdi. Çünkü görünüşe göre dalgıç kıyafetlerinden biri köpek balığı yemeği oldu bile. Bir köpek balığı bulmuş olabiliriz. Yemi sudan çektik. Siyah kıyafet köpek balığı saldırısından ciddi bir zarar gördü. Onu geri getir. Şu diş izlerine bir baksana.
Siyah dalgıç kıyafeti köpek balığı tarafından parçalanmış gibi görünüyor. Ekip şimdi kamuflaj kıyafetinin de mi saldırıya uğradığını yoksa yeni tasarımın gerçekten köpek balığı geçirmez mi olduğunu merak ediyor. Tasarımlarımızdan birini de çıkardık ve bu hiç zarar görmemiş. Yani ilk işaretler çok olumlu. Ekip sualtı kamerasını da çıkardı. Şuna bak, şuna bak. Ve ne olduğunu görmek için görüntüleri izliyorlar. İşte ısırıyor. Eserde. Fıçıyı neredeyse tamamen ağzına aldı. Bu kocaman bir köpek balığı, şuna baksana. İnanılmaz, şuna bak. Bu 3,5 metrelik dev kaplan köpek balığı, içindeki yeme ulaşmak için geleneksel siyah kıyafeti tek bir ısırışta parçaladı. Bu deneyin kontrol kıyafeti. Ve bilimi destekler biçimde, bu fıçı diğerleriyle aynı yemle dolu olsa da ölümcül yırtıcı yeni kamuflaj kıyafetine çok az ilgi göstererek hiç zarar vermeden bırakıyor. Bunu kontrol kıyafetinin başına gelenlerle kıyaslarsak, henüz yeni bir çalışma olsa da bunun dünyadaki dalgıç kıyafeti pazarında devrim yaratabilecek kadar önemli bir gelişme olduğuna hiç şüphe yok. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Bilim ve araştırma sayesinde çok yakında pazar için bir ürün elde etmiş olacağız. Bu da insanları suya girerken kendilerini çok daha rahat hissetmelerini sağlayacak. Büyük Beyaz'da yaşanan bütün karşılaşmalar geriye izler bırakır. Orası mı? Ve Matt Holmes için bunun derin bir etkisi olmuş. Her gece bütün olay kafamın içinden geçiyor. Neyi farklı yapabilirdim? Yeterince şey yapmadım mı diye düşünüyorum. Matt bugün büyük beyaz köpek balığının Ben Liden'ı öldürdüğü sahile geri dönmüş. Oraya son hızla gittiğimi hala hatırlıyorum. Ama sadece çok sevdiği jet ski ile tur atan arkadaşını izleyebiliyor. Bugünlerde tekneyle balığa çıkmaktan korkuyorum. Her şeyin yine önümde yaşanacağını hissediyorum. Bunun olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ama ne yazık ki Batı Avustralya'da bu sürekli yaşanıyor. Greystown'la dönmek ben ve çocuklar için güzel bir duygu. Çünkü kendimizi burada Nick'e yakın hissediyoruz. Melissa'nın eşi Nick'in ölümü, onun ve çocuklarının yaşamının bir daha asla aynı olmayacağı anlamına geliyor. Lucy çok ufak olduğundan plaja gittiğimizde oradaki kayalarla ve kumlarla oynayıp onlara çeşitli şekiller veriyor. Ve okyanusla aralarında büyük bir bağ olsa da genç aile tekrar suya girmeye henüz hazır değil. Nathan'ın bir daha suya girmeyeceğini biliyorum. Ve en büyük soru hala cevapsız. Suya girmek bir daha güvenli olabilecek mi? Köpek balığı nedenli ölümlerin ve onlarla karşılaşanların sayısının artması insanların davranışlarını etkiliyor. Bizim yaşam stilimizi etkiliyor çünkü Batı Avustralya'nın en harika yönlerinden biri güzel plajlarımız. Bu çevreden aldığımız keyiftir. Büyük beyaz köpek balığı okyanuslardaki en üstün avcı olabilir. Bu kocaman bir köpek balığı. Fakat araştırmalara katılan bilim insanlarıyla harcanan paraya rağmen bu ürkütücü hayvanlar hala gizemini koruyor. Ama köpek balığı uzmanları bunun değişmek üzere olduğu inancında. Çok yakında köpek balıkları ve yaşadıkları çevre hakkında daha çok şey anlayacağımızı umuyorum. Onlarla beraber var olmalıyız. Ekosistemlerimizdeki varlıkları bizler için gerçekten çok önemli. Şu anda kesin olan şey, başka bir köpek balığı saldırısı daha olacağı. Ama nerede ve ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ve kesin olan bir şey daha var. Batı Avustralya şimdilik dünyanın en ölümcül köpek balığı sahili olmaya devam ediyor.